Geleneklerimiz, görenekleriniz olsun istedim. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Şu anda arkadaşıma veriyorum. Tanıtımlarını o yapacak. Bugün için 4 tane yemek belirledik. İsterseniz şuradan yemekleri yapacak olan arkadaşlarımız küçük böyle bir sunumla hem yemeklerde kayda geçmiş olur. İlk önce şurada görmüş olduğunuz tavuklu tatlı tarhana yemeğimiz var. Nursel Hanım yapacaklar. Kendisi bugün olabildiğince yüzyıllar öncesinden görselle katılmak istedi. Rumeli Selanik Işıklar Köyü'nden. Nursel ablacığım senin anlatmanı rica edeceğim bu yemeği. Ay, tarihçesini bir minik. 1924 yılında mübadele nedeniyle buraya gelen babamın ailesi, dedem ve babaannem, babaannemden öğrendim yemeği. Normal süt, un ve bol soğanla yoğrulan bir hamurdan yoğrularak hemen anında hafif nemlendirilip kevgirden geçirilip tekrar un haline getirilen bir yemek. Tavuk etiyle yapılmasının tek nedeni beyaz olması. Suya rengini siyah bir renk vermemesi gerekiyormuş. O nedenle sadece tavuk etiyle yapılıyor. Önceden biliyorsunuz böyle kuşbaşı tavuk etleri yoktu. Parça kemikli etlerle de yapılırdı. İki çeşidi yapılıyor. Aynı zamanda sadece beyaz renkli de yapılıp üzerine kırmızı biberli yağ yakılıyor ve bol salçayla tavuk etinin kavrulup içine atılmasıyla da yapılıyor. Teşekkür ederim. Tamamdır. Şimdi elbasan tavamız var. Gülay Hanım kendisi babaannesinden, anneannesinden mi? Siz ilk önce bu yemeği en son kimden öğrendiğinizi o hatıranızla birlikte anlatırsanız analım. O insanları da analım. Ruhları şad olsun. Benim dedemler Bulgaristan göçmeni. Priştine'den geldiler ve Kırklareli'nin en eski fırıncılarındandır. Ben fırıncı torunuyum. Bunu bize dedem öğretti. Anneannemler öğretti. Biz bunları yapıp kendi fırınımızda pişirip öyle ikram ediyorduk. Bu yemeğin özelliği kemikli kuzu etinden soğanla birlikte soteleniyor. Ondan sonra üzerine yoğurt, yumurta ve unla birlikte terbiye yapılıp güveçte fırınlanıyor. Yiyenlere afiyet olsun. Yiyenlerimize afiyet olsun. Tamam. Birazdan görüşürüz. Tamamdır. Erdal şefim de mekanın da şefi bize tecrübeleriyle birlikte bugün emekleriyle birlikte katkı sunacak. Erdal şefim sen de hem testi kebabı hem de ciğer sarma yapacaksın. Ciğer sarma ekmeğini. Ciğer sarma da testi kebabımızda yöresel lezzetlerimizden iki tanesi. Ondan sonra ikisi de biri kuzu etiyle yapılıyor, birisi de kuzu ciğeriyle yapılıyor. Özellikle merhaba otlakçı hayvancılığı bölgemizde bol olduğundan dolayı yöresel coğrafi işaret kazanmış bir türümüzdür. Biz de bunlardan hem yöresel bir etkinliklerine, yöresel lezzetlerimizi tartmak amacıyla bugün ciğer sarmayla testi kebabımızı yaptık. Testi kebabımız özellikle Kor Ataşı'nda 2 saat kuzu etiyle yapılan tereyağı ve sebzelerden oluşan bir güvecimizdir. Ciğer sarmamız da sadece kuzu ciğeri. Özellikle kuzu ciğeri daha baskın, %70'i denebilecek kadar pirinç ve baharatlardan oluşan, taze baharatlardan oluşan karışımla yaptığımız bir yöresel bir yemeğimiz. Maharet tek parça çıkarmadı mı Erdal? Oo. 60 alkış alkış. Çok güzel olmuş. Bir tane Erdal Usta. Acele etme. Evet, kesin şimdi alsaydım. Öyle ikna çekelim. Erdal Usta. Neyse ara ya. Ara, çekimde evet. Anlaşılmaz. Şurada var. Benim tabağım var. Bu şekilde servisimizi aldık. Evde ustam. Tarhananın yapılma aşaması. Tarhana aşaması evet. Şimdi et ve salçamızı tereyağımızla kavuruyoruz. Salçamızı öldürüyoruz birazcık. Tereyağı çok iyiymiş. Müthiş kokuyor. Evet. Bu da yöremizin tereyağısı.
Evet, şimdi suyumuzu ilave edebiliriz. Tavuk suyu. Tavuk suyu, o evet. İçine atılan tavukların haşlandığı su. Şimdi de daha önceden hazırlamış olduğumuz tarhanayı. Tarhanayı içine ilave yapıyoruz. Babaanneciğinin ruhu şad olsun. Şad olsun. Şimdi izleseydi evet. seni. Derdi ki kılçem. Çok mutlu olurdu. Ya. Evet. Bu kadar yeterli. Şimdi o suyunu koyultacak. Hamur olduğu için çabuk pişiyor. Hemen suyunu çekecek. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Sağ ol. İlk önce etimizi süt kuzusundan, kemikli süt kuzusu. Onu önce mühürlüyoruz tenceremizde. Mühürledikten sonra içine soğanı koyuyoruz. Soğanla birlikte salçası ve pişiriyoruz. Et iyice piştikten sonra 1 kilo yoğurda 6 tane yumurta, 6 kaşık un, onları bir güzel çırpıyorsunuz. Ondan sonra bu yaptığımız malzemeyle birlikte yoğurdu, yumurtayı ve unu harmanlayıp meyhane yapıp böyle toprak güveçlerimize koyup fırına veriyoruz. Tüm malzemeleri eti önceden pişirip meyhanesini hazırlayıp harmanlayıp yoğurdu döküp fırına veriyoruz. Hem kolay hem çok lezzetli bir yemek. İster böyle büyük halde isterseniz porsiyon porsiyon halde. Evet. Çok lezzetli, besleyici bir yemeğimiz bu da. Bence yeterli. Bence tamam. Yeterli. Hemen bir peçete var mı? Minik peçete. Evet. Hemen şu etrafını sarmaya hemen. Görsel olacak. Teşekkürler. Biraz daha koyabilirim. Hayır. Şöyle bağ bozumu şenliklerine özel tatlı tarhana yemeğimiz. Işıklar Köyü'nden gelen bir tarif. Evet. Günümüzde de bu temsilcisi değil artık. Evet, hani çorba değil, bir yemek olarak sunum yapılıyor her zaman için. Çorba değil. Harika olmuş. Gerçekten muhteşem. Zaten tarhana tarhana çorbasına tavuk suyunu ben çok yakıştırıyorum. Tavuk suyuna ben yani tarhana çok yakıştırıyorum. Çok harika, lezzetli olmuş. Afiyet olsun. Tamam. Arkadaşlar. Ben size şöyle yapsam. Tamam. Evet, şöyle. Yine alamadım. Yapışmış sanırım ya da iyi mi pişmedi? Kemikli tarafıma. Bu bir saniye tabağa koyacağım ben. Şöyle yapayım. Ben sana yardım edeyim mi? İçini de görün. Evet. Tamam. Şöyle alalım geliyorum. Evet. Teşekkür. Tarhana. Özelliği var. Sadece süt ve soğanla yoğurulur. Bir tane de domates. Muhteşem. Elinize sağlık. Çok güzel olmuş. Yani o yumurta yoğun hani tadı gelir mi acaba diye düşündüm de gelmemiş. Evet. Çok güzel olmuş. Deneyeceğim. Bizim Arnavutlar'da yoğurt ve yumurtamız ve unumuz çok kullanıyor. Mesela kaymaçınamız var. Tamam, buyurun. O da sadece yumurta, süt ve unla oluyor. Ben de bakayım. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Evet sayın izleyicilerimiz, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Kırklareli 14. Bağ Bozumu Bolluk, Bereket ve Yayla Şenliklerinin ikinci günündeyiz. İkinci günde de yine çeşitli etkinliklerle program devam ediyor. Ben Kırklareli Kent Konseyi Başkanıyım. Bugün Kent Konseyi'nde 4 tane meclisimiz var. Benim istediğim bir de çocuk meclisi olmasıydı. Çalışmalarımız var. Sizlerden de bir meclis kurup bir başkan ve yardımcılar seçip bir dahaki sefere bu etkinlikleri siz planlayacaksınız. Muhteşem değil mi? Alkış. Yasemin Hanım, biz gürültüsüz alkışlıyoruz. İşaret diliyle. Kent konseyinde çocuk meclisleri ne iş yapar? Ne yapabilir? Mesela etkinlikleri planlayabilir. Başka? Yorun ama bence değil. Çünkü çok önemli bir şey söylüyor. Bir şehirde sizin söz hakkınız olabilir diyor sanki. Yani. Bu evet. Güzel bir şey değil mi? Bu çok güzel bir şey. Ya ben olsam zıplardım olduğum yerde. Zıpla zıpla harika.
Peki, bu kadar mı? Peki bu şehirde peki. Sizin söz hakkınız olduğu zaman ilk ne istersiniz? Ne hayal edersiniz? Ne olmak? Park. Başka? Başka? Hiç kimseye şiddet uygulamıyor. Muhteşem. En doğrusu ilk doğduğun anda sana verilen yaşam hakkını bir kimse tarafından kendi rızam olmadan alınmamasını tercih ederim. Çok güzel. Başka ne hayal eder? Zorlanmaması, hiçbir şey zorbalık yapılmaması. Yasemin Hanım, ben de bir ricada bulunabilir miyim çocuk olarak? Evet. Ya benim en büyük sıkıntım oyun alanları. Evet. Yani sokakta oynamayı özledim. Bir büyüyorum, bir küçülüyorum. Bahçede sığamıyorum bahçeye. Oyun alanları konusunda neler... Evet, bir kez daha, aynı anda. Bir, iki, üç. Siyam Kesimoğlu da bunalara geleceğiz. Geldiğinde başkanımıza hep birlikte oyun alanı istiyoruz diye muhteşem rica edeceğiz. Vallahi heyecanlandım. Zıpla zıpla dur. Zıpla zıpla dur. Oyun alanı geliyor. Zıpla zıpla dur. Ben sizi tanıyalım. Ben Filiz Sünnetçioğlu, görsel sanatları öğretmeniyim. Hem kil yapıyoruz hem sohbet ediyoruz. Aralarda hani ezberci bir bilgi değil de oyunla, şarkıyla bilgiyi paylaşmak, çok rehberlik çok etmek. Çok mutlu. Kırklareli'nden çok etkilendim. Belediye başkanı inanılmaz çalışıyor, kent konseyi çok güzel çalışıyor. Sokağa çıktığınızda herkesin yüzünün güldüğünü görüyorsunuz, yardımlaşma var. Ütopik bir dünyada yaşıyor gibi böyle bir garip havaya yani. Girdim. Mesela arabalar duruyor. En güzeli. Boşuna demiyorlar mutlu insanlar kenti evet, Kırklareli. Ben abartı bulmuştum ama inandım. Kırklareli, Kırklareli, mutlu insanların kenti. Kırklar, kırklar. Kırklareli, mutlu insanların kenti. Harikasın. Saat 2'de, 2'de burada kaçamak var. Ne var? Kaçamak. Ne kaçamağı ya? Sen kaçamak biliyor musun? Yok. Kabakları geleneksel. Yani ha yemek. Tabii yemektir böyle. Efendim şimdi ne yapıyoruz burada? Kaçamak. Kaçamak. Bize şimdi kaçamak yapıyor derseler ne derler acaba? Şu an yanlış anladım ya. Kaçamak yapıyorlar diye. Kaçamak yapıyorlar. Mısır unundan kaçamak. Ha. O zaman önce suyunu koyuyoruz. Su kaynamaya başladığı zaman yemeğe koyar gibi tuz tadını bulacak gibi koyuyoruz. Kaynadığı zaman usulcük unu koyuyoruz. Ondan sonra böyle ortasını hafif oklayla deliyoruz. Buharıyla pişiyor. Suyun buharıyla pişiyor un. Ondan sonra yarım saat sonra karıştırıyorsun onu. Normal kimi daha koyu istiyor, kimi daha dağınık istiyor. Tepsiye döküyoruz onu hafif tahta kaşığıyla karıştırıp. Döküyoruz tepsiye, ondan sonra üstüne tereyağını döküyoruz. Bağımızın şenliklerinde evet. Nazmiş annemin bizlere yapmış olduğu bir kaçamak. Evet. Az önce bana da dediler kaçamak yapılacak dedim. Ya saçmalamayın kaçamak ne diye. Halbuki kaçamağın... Sen kaçmayı mı düşündün? Ama güzel bir kaçamak yiyeceğiz ben biraz sonra. Ben dedim burada tuzak var kaçmayın. Aynen öyle kaçayım dedim ben buradan. Fakat güzel bir kaçamak tarifi aldık Nazmiş annemden. Az sonra bitince yiyeceğiz. Hadi bakalım. Bereketli olsun efendim. Sağ olun. Lukuşa. Neymiş ne? Ha lukuşa ah be olsa da yesek. Oh, lukuşa işte annen demin lukuşa anlattım ya. Şey. Annen mi oluyor? Ne o? Şey, evet kaçamağı. Şimdi ben peynirli haline tadına bakacağım. Ekşimik. Ekşimik pardon. Ve pekmezle bakın. Bozuk yok mu? Tamam. Yok. Yok bozuk. Temiz kaşıkla içini alabilirim çok az. İki paket ben de alayım. Bana bir kaşık. Şimdi pekmezse. Pekmez de döküyorum hepsine. Dökmedi pekmezini. Her ikisi de çok güzel. Arzu edenler tabii tatlı sevenler, tuzlu sevenler tercihini yapabilirler. Evet. Kolay gelsin. Sağ bu sıcakta ateş başında. Neler koyduk teyzeciğim?
Buna şöven koyduk, üzüm şırası koyduk. O kadar. Şöven dediğiniz şey? Şöven dediğim bak burada bir bitki. Bitki. Evet. Onu kaynattım, suyunu aldım. İki malzemeden oluşuyor. Evet, iki malzeme. Bunları bulayıp pişiriyorsunuz. Bulama adını da herhalde buradan almış. Evet. Bak şimdi bunları böyle. Bunun pişirme süresi var mı? Şimdi bu şahala gelene kadar pişecek, var.